Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros Hayrettin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis, Kaptanı Derya unvanıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve 25. Kaptanı Deryası'dır. Barbaros'un 1478 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayrettin lakaplarıyla tanınır. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı ağabeyi Oruç'a verdikleri Barbarossa adını daha sonra Hızır içinde kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, Hayrettin lakabı ise kendisine Yavuz Sultan Selim tarafından verilmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa Midilli Adası'na doğdu. Kendisine verilen Barbaros lakabı İtalyanca'daki kızıl sakal anlamındaki Barba Rossa'dan gelir. Oruç Reis genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken Ege Denizi'nde Rodos şövalyelerine tutsak düştü. Serbest kaldıktan sonra yaşadığı olayın etkisiyle korsan olmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis de ticareti bırakıp Oruç Reis'e katıldı. Oruç Reis ve Hızır Reis Akdeniz kıyılarına deniz akınları düzenleyip ganimetler elde ettiler. Tunus'taki Cerbe Adası'nı üs olarak kullanan Hızır Reis ile ağabeyi Oruç Reis'in ünü bütün Akdeniz'e yayıldı. İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus'taki Halkül Vaat yani La Guelette liman kalesini kullanmaya başladı. Hızır Reis ve Oruç Reis ele geçirdikleri ganimetin beşte birini Tunus Sultanı'na veriyorlar, kalan malları da Tunus pazarında satıyorlardı. Hızır Reis ve Oruç Reis 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Piri Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de verdiği desteğin bir ifadesi olarak onlara armağanlar yolladı. Oruç Reis ve Hızır Reis ağabeyleri İshak'ın da kendilerine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517'de İspanyollara karşı savaştılar ve Tenez ve Tlemcen kentlerini ele geçirerek Cezayir'i denetimleri altına aldılar. Oruç Reis Cezayir hükümdarı ilan edildi. İspanyollar ertesi yıl Cezayir'i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçti. Bu savaşta Hızır Reis'in ağabeyleri olan İshak Reis ve Oruç Reis öldü. Hızır Reis Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okutarak ona bağlılığını bildirdi. Yavuz Sultan Selim de bunun üzerine Hızır Reis'i Cezayir Beylerbeyliğine atayarak koruması altına aldı. Bunun üzerine önce Tunus ve Tlemcen beyleri birleşerek Cezayir'e yürüdüler. Bu beyler Cezayir şehri dışındaki toprakları alıp Cezayir içindeki halkı ayaklandırdılar. Ayaklanmayı bastıran Hızır Reis bu beyleri durdurdu. 1519'da Cezayir'e gelen Hızır Reis İspanyol donanmasını mağlup etti. Ama Cezayir halkının durumu ve Tunus Bey ile yapılan savaşın iyi netice vermemesi üzerine Hızır Reis kendisine bağlı reislerle Cezayir'i bırakıp Cezayir kentinin doğusunda bulunan bir Akdeniz sahil kenti olan Cicel'e çekildi. Hızır Reis 1520-1525 yılları arasında Avrupa'nın Akdeniz kıyılarını yağmalayarak büyük ganimetler elde etti. 1525'te Cezayir'i yeniden ele geçiren Hızır Reis ertesi yıl Cicel'e baskın düzenleyen Cenevizli Andere Dorya'yı bozguna uğrattı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi sırasında Andere Dorya'nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlılara güç duruma düşürdü. Bunun üzerine Kanuni Hızır Reis'i İstanbul'a çağırdı ve Hızır Reis'i Osmanlı donanmasının başına yani Kaptanı Derya olarak atadı. Hayrettin Paşa 1534'te Akdeniz'e açıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenleyip Tunus'u ele geçirdi. Ancak Andere Dorya komutasındaki Haçlı donanması karşısında ertesi yıl Tunus'u bırakmak zorunda kaldı ve İstanbul'a döndü. 1536'da daha güçlü bir donanmayla yeniden Akdeniz'e açılan Barbaros İtalya kıyılarını vurdu ve Ege Denizi'ndeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı. Osmanlıların Akdeniz'deki denetiminin artması üzerine Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir Haçlı donanması kuruldu ve başına da Andere Dorya getirildi. Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ile Haçlı donanması
1538'de Arta Körfezi önlerinde karşılaştı. Haçlıların 600'den fazla gemisi vardı. Haçlılar donanmaya 10 binlerce forsatan dışında 60 bin asker bindirmişlerdi. Hayrettin Paşa komutasında ise 122 kadırga ve forsalar dışında 20 bin asker vardı. Toplamı 80 bin kişiyi bulan bir deniz savaşı daha önce hiç görülmemişti. Savaşın sonunda Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken Haçlı donanması 157 gemisini kaybetmiştir. Tarihe Preveze Deniz Savaşı olarak geçen bu zaferin büyük mimarı Barbaros Hayrettin Paşa adını tarihe yazdırmıştır. Aynı zamanda Barbaros'un bu zaferi Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirdi. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şalken, Preveze'nin öcünü almak için 1541'de Cezayir'e saldırdıysa da bunda başarılı olamadı. Bu arada Fransa Kralı 1. François, Şalken'e karşı Osmanlılardan yardım isteyince Kanuni Barbaros'u Fransa'nın Akdeniz kıyılarına gönderdi. Barbaros, Toğlan'da Fransız donanmasıyla birleşerek 1543'te Nice'yi aldı. Yani Nice kuşatması. Ertesi yıl İstanbul'a dönen Barbaros Hayrettin Paşa 4 Temmuz 1546'da burada hayata gözlerini yumdu ve Beşiktaş'taki türbesine defnedildi. Ölümünden sonra Osmanlı Devleti'nin kaptan paşaları hilatlerini yani padişahlar tarafından hediye edilen kaftanlarını Barbaros'un Beşiktaş'taki türbesinde giyerlerdi. Bu törende dua edilir ve fakir fukaraya yemek verilirdi. Sefere çıkan veya tatbikata giden Türk savaş gemileri bu türbenin önünden geçerken Barbaros'u top atışıyla selamlarlar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın anısına 1941-1943'te İstanbul'un Beşiktaş semtinde dikilen Barbaros anıtı, ünlü heykelciler Ali Hadi Bara ile Zühtü Müridoğlu tarafından yapılmıştır. Heykelin arkasında Yahya Kemal Beyatlı'nın şu dizeleri yazılıdır. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmasıyla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 fare gibi. Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seferden geliyor? Thank you.